Komşumuzun bugün kızının düğünü vardı. Annem de bu esnada dışarıdan geliyor. Mutfak tezgahının üstüne iki bilezik ve yüzüğünü bırakıyor. Bu esnada bir Down sendromlu kardeşimiz var. Bu esnada annem banyoya, çamaşır makinesine odaklanıyor, oraya gidiyor. Bu esnada kardeşim bunları yere atıyor. Binamızın kapıcısı görüyor dişinin düştüğünü, altın olduğunu bilmiyor tabi. Cesim abi kendisi buluyor tabi. Bu esnada o an oradaki millete söylüyor, hani sahipleri kimse bizi bulsunlar gibisinde bir söylüyor. Gelin hanımın babasına söylüyor. Bizim tabi bundan haberimiz yok. Biz yere düştüğünden de haberimiz yok. Annem mutfak tezgahının üstünde bileziklerini fark etmeyince bize söyledi. Biz de sağa sola baktık. Bulamayınca kapıcıyı da aradık. Kapıcının yere bir şey düştüğünü söyledi. Biz de hemen düğün salonuna geldik. Kendisinin de bilgisi varmış tabii. Nesim abi önceden ona söylemiş. Ondan çok çok teşekkür ediyorum. Bir yaklaşık 65-70 arası bir miktarı var altınların değerinin. Hani bu tür insanların olması bizi mutlu etti. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun. Tabii ki biz gelin hanımı almaya giderken bir şeye şahit oldum. Yerde şöyle bir emanet buldum. Bilezikleri ve yüzük vardı. Orada da söyledim, dedim sahipleri varsa beni bulsunlar dedim. Tabii ki emanettir. Buluntu var, bir emanettir. Bulan insana emanettir. Bu Rabbim bana bunu gösterdi. Bu emanet ilahi oldu. Ben de bunu sahibine verebilmek için içinden Allah'ım sahibini bana gönder dedim. Bana göster dedim. Mevlam Celle Celaluhu duamı kabul eyledi. Sahipleri hemen çıktı, geldiler. Beni buldular. İnsanlık adına olsun. Tabii ki bize ait olmayan bir mal bize ait değildir, bizim değildir. Bu dünyada yaptığımız, yediğimiz, içtiğimiz bütün söylemler, halk hareketlerin yarın huzur-i ilahide bir hesabı olacağını, biz bunu bu idrakla hayat sürmemiz lazım. Ve şu anda emanetleri de ben sizin huzurunuzda sahibine teslim etmek istiyorum. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu sizlerden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi insanların olması, çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi ziyaret ve doktor sorularını soruyoruz. Sağ olun. Kokladı da içimde yalan hasretin ve